Selam dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün multi time frame analiz nasıl yapılması lazım? Yapılan yanlışlar neler? Ve grafik üzerinde bu yapılan nasıl gerçekleşiyor? Bunun üzerinde videoda biraz konuşacağız. Hem biraz konu anlatımı şeklinde olacak hem de konu anlatımını destekleyen nitelikte grafik üzerinde nasıl gerçekleşiyor? Biraz bunlara bakacağız. Sonra da videoyu bitireceğiz. E, videoyu geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Kalus 2.0 eğitim başvuruları açılmıştır. Bu e, başvuru formunu videonun altına koyacağım. İnceleyebilirsiniz. Şimdi geçelim. Mantığımız nedir? Multi time frame bakarken. Şimdi bakın bizim zaman dilimlerimiz vardır. İşte haftalık, günlük, 4 saat, 1 saat, 15 dakika, 5 bir saniye diye gidiyor. E, bir market döngüsünü anlayabilmemiz için Fiyat her zaman diliminde fraktallardan oluşur, yani aslında zaman dilimini bilmez, fraktal hareketlerden oluşur ve bu fraktal hareketlerin biz e, yorumlarına göre fiyatın e, yükseleceğini veya düşeceğini öngörebiliyoruz, tahmin ediyoruz. Şimdi burada hareketler oluşurken e, her zaman diliminde oluştuğu için aslında birbirini tekrar eder niteliktedir, ama bunların birbirleri arasında yorumu vardır. Mesela. Günlük bir zaman diliminin fraktalını oluşturabilmek için fiyat 4 saatlikte e, ters yönde bir hamle yapabilir veya yapması lazımdır. E, bizim beklediğimiz aslında düzeltiyorum günlükte bir düzeltmeye gelmesi için 4 saatlik bir yapıda e, ters bir hareket etmesi lazım. Günlüğe göre ters yönde bir hareket etmesi lazım. Aynı şekilde 1 saatlik bir yapı için e, 15 dakikada 1 saate göre tersi bir yönde olması lazım. Bakın bunu yazalım şimdi. Şöyle buraya günlük 4H 1H 15M 5M ve 1M olarak yorumlayalım. Şimdi fiyat tekrardan üstünden geçelim. Eğer 4 saatlik bir düzeltmeye gelecekse bizim için eee önemli olan nokta 1H'ın eee 4H'a göre ters yönde bir eee düzeltiyorum 1H'lik yapımız 4H'a göre bir ters yönde kırılım vermesi lazım. Yani 4 haşımız bizim longsa bir haşımız bir short'a dönmesi lazım. Bunu kontrol etmemiz lazım. Bu her zaman grafikte %100 mü oluyor? Hayır ama bizim için e, işleme girişimizde en optimal araya, arayacağımız aralık budur. Mesela bir e, haşlık grafik long olsun. Biz long bakmak için 15'emlik grafiği short'a çevirmemiz lazım. Ya da aynı şekilde 15'lik short'sa ve bu döngü bitmişse benim 5M'lik e, grafiğimi longa çevirmem lazım ki bir düzeltmeyi göreyim. 5M'likleri e, çıkarsınlar devreden ben 15M'lik grafiğe göre çok güzel bir şekilde işleme gireyim. Şimdi burada bazı püf noktalar vardır. Biraz bunlardan deneyelim. Farz edin ki bakın ben e, bir saatim hatta şöyle yazalım bakın bir haşlık grafiğim şunları bir düzeltelim. Bakın ufak tefek biraz varyasyonlarına değineyim. 4H, 15M, ee, pardon 1H, 15M, 5M ve 1M olarak düşünelim. 1M işleme giriş olarak koyalım. Şöyle ee, 3 olsun ya da 1M de yazalım sorun değil. 1M de yazalım. Şimdi ben günlükte bir düzeltmeye gelmediysem bakın grafikte. Günlük yapıda bir düzeltmeye gelmemişsem ve benim fiyatım 4 haşık bir düzeltmeye gelecekse burada 5 dakikalık ben grafiğe bakıyorsam bunu ters yönde alabilir. Bunu ters yönde alabilir. Yani bakın 4 haşım benim ee, short olsun tamam mı yazamadım short olsun 1 haşım long olsun şöyle şurayı kopyalayalım bakın bu long olsun. Sonra bu da long olsun bakın e, Bu da long olsun Şimdi burada yapılacak en büyük hatalardan birisi Ben neyi biliyorum Eğer ben 15M e, long alacaksam 5M'in short olmasını beklemem lazım değil mi yani bir ters yönde bir Yapının oluşmasını beklemem lazım Ama ben burada işte üst zaman dilimlerini kaçırırsam Ben e, buradaki 5M'lik Grafiğim benim şorta döndüğünde bakın şorta döndüğünde ben direkt 15 m'e göre long kalırsam patlayabilirim. Neden patlayabilirim? Çünkü 15 m'lik grafin bir üst zaman dilimi nedir? 1 h. Yani 1 haşta fiyat bir düzeltmeye gitti mi? Oradaki düzeltme bizim için kabul edilebilir kabul edilebilir bir düzeltme miydi veya 1 haştaki düzeltme pardon 4 haştaki düzeltme kabul edilebilir bir düzeltme miydi ki ben 1 haşa göre şu işlemlere bakabileyim yani aslında zaman dilimlerini hepsini bir arada yorumlamak lazım ki en çok karıştırılan nokta ve hata yapılan nokta da burasıdır aslında yani benim için önemli olan ilk kriter nedir şöyle yazalım hatta göstereyim şunları bir geri alayım Şöyle şunları bir silelim. <laughs> Birimi de silelim. Tamam. Ben ilk aşamada bakın. Birinci aşamada. Bir e, 15M'e göre grafiği yorumladım diyelim. 15M'e göre grafiği yorumluyorsam bir alt zaman dilimini ters yönde bir karakter değişimi görmem lazım. Pardon. Bir alt zaman diliminde e, ters yönde bir karakter değişimi görmem lazım. Bu benim için birinci kriter. Peki ikinci kriter ne? Ee, tersi yönde bir kırılım gördüm ama 15 grafik 1 haşa veya 4 haşa göre ne durumda? Benim bunu yorumlayabilmem lazım. İşte market, dö market döngüsü aslında burada işin içine giriyor. Yani benim eğer grafiklerim bakın günlüğü de yazalım. Günlük de long olsun. Şimdi benim günlüğüm e, longken 4 aşım shortsa ben buradaki market döngüsünü tamamlamışımdır. Yani bu short'a döndü. Artık ben üst zaman diliminde göreceğim long yönlü emarelerde işleme giriş modülleri olur veya başka internal kırılımlar olur. Gördüğümde ben bu alt zaman dilimlerinde de long bakabilirim. Ama fiyatın buradaki 4 aşık döngüye kadar yani günlük döngünün düzeltmesine kadar diyeyim gelmemişse ben buradan long veya short bakamam. Veya alt zaman diliminde nerenin düzeltmesine gidiyorsa e, benim onu algılayarak belki swingimin trend swingimin trendi yönünde değil de tam tersi yönde bir işlem almış olabilirim. Bakın burası biraz e, kar kar <laughs> konuşamadım biraz karışık e, nedeni de aslında birden fazla zaman diliminin e, bir arada yorumlanması yani bazen görürsünüz ben bir grafik attığımda işte sağ köşede her yapının internali veya e, Normal swinginin yönü yazar neden Çünkü bunların varyasyonları vardır bunları takip etmek lazım Ama biz bunu nerede kullanıyoruz Trendi yakalayıp Trendte işlemi taşıyabilmek için Bakın tepki trade atıyorsanız Yani Bu kadar derinlemesine bakmanız e, gerekmeyebilir sadece iki zaman dilimine baksanız bile tepki de atarsınız ama siz swingleri mesela şuradaki yükselişi yakalamak istiyorsanız veya atıyorum ee, bakalım işte şuradaki düşüşler veya buradaki düşüşleri yakalamak istiyorsanız siz bu bütün bu zaman dilimlerini bir arada kullanarak optimal yer nerede e, bunu belirlemeniz lazım. İşte karışık kısım burası. Şimdi bakın grafik üzerinden biraz bakalım. Yorumlayalım. Nereyi bahsettik? Buradaki yükselişi bahsettik, değil mi? Şimdi bakın grafiği şu şekilde bir sıfırlıyorum. Tamamdır. Şimdi gelelim şöyle 4 aşık grafiğimize bir gelelim. Bakın 4 aşık grafiğimize şöyle yaklaştırıyorum yapıya. Fiyatımız bakın bir bosunu vermiş. Şöyle ihlalden gidelim daha temiz olsun. Bakın ihlalini vermiş. Tamamdır. Sonra bakın bir bosunu vermiş. Çok güzel. Sonra burada low oluşmuş. Bakıyorum bakın başka bir ihlalli var mı fiyatın? Bakın başka bir ihlalli yok. Şimdi bu ne? 4 taş değil mi? Bu ne? Bu da 4 taş. 4 taş. Tamam. Ben ne beklemem lazım? Hemen yazıyorum bakın. 4 taşım benim long. O zaman bakın 1 haş short 15'am short. Beklemem lazım ki en temizinden benim bir düzeltmem gerçekleşmiş olsun. Yani şu iki zaman diliminde bir market kırılımı geldiğinde aşağı yönlü ben artık yukarı rahat bir şekilde dönüş verdiğinde bakabilirim. Ee, şimdi bakın burada diğer dediğim kısım var. Şimdi bunların ikisi de short, değil mi? İkisinde short düşünüyoruz. Farz edin ki şu an bu long olsun. Şu an bu long olsun. Şöyle. Şimdi bakın yorum yapacağız. Hatta bunu yapışık nota alalım. Bakın şöyle yazalım. Bunun içindekileri. Bunu kopyalayalım. Bunu da buraya sallayalım. Şunu da silelim. Şu da şurada dursun bakın. Şimdi benim yapım nasıl? Şu da long. Şunu kopyalayayım. Bakın. Böyle altına bir tane daha attım. Şöyle bir tane daha atıp, bakın buraya da çizgi atıyorum. Şu üstteki, şu üstteki benim şu an ana yapım olacak. Şunu da long yaptım. Tamam. Şimdi şu aşağıda beklentilerimle 4 haşa göre bir düzeltme bekliyorsam 4 taş swing'im long şu an. O zaman bu ikisinin de short olmasını beklemem lazım. Bu ikisi short, bu long. O zaman ben yukarı yönlü fiyatı taşıyabilirim. Şimdi düşüyorum 1 haşa. Bakın 1 haşlık yapamıyorum diyeceğim. Bakıyorum. İhlalim. Bosum. Lobum. Swing lobum. Nedir bu? Bir haş. Nedir bu? Bir haş. Tamam. Devam ediyorum. Geldim 15'e. Şu an elimdeki verilen ne? 4 taş long 1 H long. Bakın şimdi 15'e geliyorum. Yaklaşıyorum. Ee, bakın. İşle Bosum. Ve de low'um. 15'im, 15'm. Tamamdır. Şimdi bakın. 52 verilen ne? Birinci de long long long. Şimdi fiyatı izleyeceğiz göreceğiz. Bakın oynatıyorum yapıyor Bir saniye şunları bir kapatayım. Bunlar biraz yapıyı kastırıyor. Tamam. Bakın oynatıyorum. Şöyle şunu da kapattım mı rahatlayacak. Tamamdır. Devam ediyorum. bir kapanışı geldi mi bakalım mı? Da. Bakın daha bir kapanış gelmedi. Bekliyorum. Tamam. Bakın bir kapanış geldi değil mi? Şimdi burası ne oldu? Karakter değişimi ne oldu. 15M. Burası nedir? Bir swing kayım. 15M. Ne oldu şimdi? 15M'lik yapım benim. Shorta döndü. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Mertcan, geldin. 1 haşın long 15 short. Ben buradan artık 1 haşa göre long işlem alabilirim. Bakın çok güzel bir düşünce. Zaten ilk yapmamız gereken kısım bu. Doğru mudur? Doğrudur bakın bu düşünce. Ama fiyat 4 haşlık bir daha düzeltmeye gelmedi. Yani 1 haşım long. Bakın bunu unutmayın. Şimdi büyük ihtimalle zaten fiyat bu alandan yukarı yönlü bir tepki verecektir. Bu kaçınılmaz. Çünkü buradaki ee, optimal düzeltme alanı geldi. Bakın oynatalım. Bakın fiyat yükseliyor. Bu 15 dakikalık grafik bu arada. Aşağıya geldi. Bakın tepkiler geliyor. Fark ettiniz mi? Hatta bakarsanız 3 zaman dilimine göre işte açık order flow'unda. Bakın devam ediyorum. Bakın fiyat bir anda tepkiler geldi. Nereye kadar götürdü? Bakın tepeye kadar götürdü. Zaten tepki trade olarak buralardan tepkisini alırsınız. Hani hiç buna girmiyorum. Ama bizim için önemli olan üstte bir kapanış yapacak mı? Yani yeni bir boss verecek mi? Biz trendi yakalayabiliyor muyuz? Bizim için önemli kısım budur bakın. Şu an beklentimize göre biz buradan yukarı yönlü bir long geldi. Bakın ilk buradan geldi. 15 saatlik yani bir gün geçti. Buradan da bir günlük bir yükseliş geldi. Bunları öngördük. Peki bakıyorum fiyata. Bakın ne yaptı? Devam edelim. Şöyle bir saat daha atalım. Biraz hızlı gitsin. Oynatıyorum. Evet. Bakın aşağı geldi bir anda. Ya biz buradan long bekliyorduk. Beklediğimiz senaryo gerçekleşti. Ama yapıyı aşağı kırdı. İşte bunun en büyük nedeni 4 haşlık düzeltme gelmedi. Şimdi burada ne oluştu? Bakın karakter değişimi. 15M. Pardon 1 haş. Bakın 1 haşlık karakter değişimi geldi. Burası ne oldu? Hem 15M'lik bir e, swing ayım oldu hem de 1 haşlık. Tamamdır. Şimdi ne oldu? Bakın burası da short Bakın burası da short'a döndü. Böyle. Burası da short'a döndü. Şimdi benim ee, 4 haşlık düzeltmem için 1 haş ve 15 m düzeltmesi onaylandı mı? Onaylandı. Tamam. Asıl düzeltmeye geldim. Şimdi bakın takip ediyorum. Fiyat 4 haşlık bir boss getirecek mi? Bunu 4 haşla takip edelim. Ya da böyle biraz takip edelim bakalım. Ne yapacak? Bakın fiyat aşağı geldi internal kırılımını sağladı. Devam ediyorum. Bakın şöyle 15'te bakalım buraya. Bakın ne yaptı? Yukarı yönlü bir karakter değişimi. 15 hemle. Şöyle 4 taşa e geldim. Yapıyı yukarı çevirdi yani alt zaman diliminde şurada. Ama bizim için önemli olan bu düzeltmeler. Hani işleme şu an nasıl gireceğimiz değil. Devam ediyorum. Bakın fiyat geldi. Ve de bakın kapanışı var mı? Bir kapanışı var. Neye geldi? Yeni bir bosuna geldi. Bakın yeni bir bosuna geldi. 4 aşık bütün düzeltmeyi yaptı. Bakın 4 aşık bütün düzeltmeyi yaptı. Ve benim de zaten bu ürünü çok seviyorum bakın burayı. Bu şuradan tam şuradan Şuradan şu işlemi aldım yukarı kadar. Bunu da zaten YouTube'a çekmiştim. Twitter'a da atmıştım. Bununla beraber ee, burada bizim işte önemli aslında bakmamız gereken nokta şu. Şimdi biz bu market döngüsünü tamamladık değil mi? Bu market döngüsü tamamlandıktan sonra bunun iç dinamikleri de vardır. Mesela bakın şu alanlar. Bu alanın nasıl yorumlanması gerektiği. Bunlar da işte içerideki likidasyon kurguları ve bununla beraber alt zaman dilimi, üst zaman dilimi ee, likidasyon kurgularına giriyor. Başka bir videoda buna da bakabiliriz. Zaten bu grafiğin bu alanını çektim. Youtube'da var buraya bakabilirsiniz Şimdi ne gerçekleşti Bizim için Valid bir düzeltme gerçekleşti yani şuradaki bakın Yapı Neye geldi bakın buna geldi Yani bizim beklediğimiz asıl 4 aşık düzeltme grafiğine Sonra grafiği oynatalım bakın şöyle bir gitsin Aşağılara kadar gelsin Şimdi şöyle birazcık daha hızlı bakalım grafiğe bir de sonlarda bir örnek bulalım. Şimdi şurayı kapatalım artık. Devam ediyorum. Şöyle bir gelsin. Tamam. Bakın şimdi. Şöyle kapattım. Günlük grafik adına konuşacağım. Şimdi şu verileri değiştireceğim. Bakın ihlalim. Bosum. Ve de karakter değişimi. Bu ne için? Bakın günlük için. Bu ne için? Bu da günlük için. Bakın burası düzeltme değildir. Bura niye düzeltme değildir? Bu iç yapıda oluşmuştur. Yani şuradaki likidasyon alımı iç yapıda oluşmuştur. O yüzden burayı swing kabul etmiyoruz. İç yapıda oluştuğu için. Pardon, pardon. Ee, tamamdır. Şimdi ne oldu? Bakın burada bir karakter değişimi gerçekleşti. E şimdi ben burada ne bekliyorum? Hemen. Şuraya yazalım bakın. Günlük. Ee, short. Şimdi 4H ve de 1H'a göre hareket edeceğim. Bakın 1H. Ve de bir de 15M alalım şöyle. 15M. Şimdi bunların hepsini yukarı taşıyacağım bir tür daha. Şunu da siliyorum. Tamamdır. Şimdi benim buradaki beklentim nedir? Hemen bir yorum yaparsak şu beklenti kısmı aşağıdaydı. 4 taşım shortsa benim 4 taşımı bir longa çevirmem lazım. Değil mi? bunlar da o zaman yine long ve long olabilir. Benim için asıl önemli kısım nedir? Bakın şu alt zaman dilimlerinden önce 4 taşım pardon günlük burada günlük bir karakter değişimim geldiği için fiyatım günlük bir düzeltmesinde benim 4 taşlık bir yapım ilk başta longa dönmesi lazım. Çünkü short yönlü bir yapım var. Bakın burası okey. Şimdi şu alttaki şuradaki ana bir yasım için. işi birazcık daha zorlaştırıyorum bakın. Yani şuradaki birazcık daha basitti. İki tane, üç tane zaman diliminin bir arada yorumlanmasıydı. Şimdi 4 saate geldim. Bakıyorum. 4 saatlik yapım. Bakın 4 saatlik yapım yukarılardan kırıldı ve burada hacimli bir düşüş var. Hemen bir 1 haşa düşüyorum. Zaten 4 saatim de burada short yapısı yukarılarda kırıldığı için. Bakın bunu da biliyorum. Tamam mıdır? Bakın. 4 saatimde short zaten. Bunu da biliyorum. Sonra devam ediyorum. 1 saate düşüyorum. Bakıyorum burada. Evet. Bakın. İhlal. Aşağı yönlü boz. 1H. Haş. 1H. Haş. Biliyorsunuz ki e, fitil kapanışı bekliyoruz. Onaylaması burada. 1 saatlik bosu. Burası nedir? Swing high. 1H. Tamam. Yazıyorum hemen. Bakın short. Devam ediyorum. Ee, 15'e geldim. Tamamdır. 15'te inceliyorum yapıyı. İhlal var. Var mı ihlali? Bakalım. İhlali var. Burası Boss. 15M Burası nedir? Swing high. 15M kapanış var. Bakın başka da ihlal yok. Şimdi burası da short. Şimdi yorumluyoruz. Bakın burada yapıyı yorumluyoruz. Şurası da ihlalim 15M'lik. Şimdi benim 15M'im short. Hepsi short değil mi burası? Burası Okey Şimdi burada yukarı yönlü bir çıkış gelmiş ama bir kapanış gelmiş mi gelmemiş. İlk başta benim bir haşa göre 15 e mi ne yapmam lazım long yapmam lazım. Bir haşlık yapımın swing high neresi burası yani burası bir karakter değişimine gelmesi lazım. Devam ediyorum bakın. Bakın bir kapanış geldi değil mi? Burada üstünde yapıyor onayladı. Hemen yazıyorum bakın. Karakter değişimi 15. M. Peki burası ne? Swing low 15. M. Şimdi benim buradaki karakter değişiminden sonra beklentim neydi? Fiyatın aşağı gelmesiydi. Neden? Çünkü burası long oldu, değil mi? Burası long oldu bakın. Burası long. Bir haşım shortta aşağı gelmesi lazımdı. Bakın bir haşın da üstüne çıktı. Bakalım bir haşa. Bakın bir haşlık da bir karakter değişimim geldi. Yazıyorum. Bir haş. Şimdi buraya yazıyorum bir haş. Tamam. Bir haşımda ne oldu? Long oldu değil mi? Tamamdır. Çok güzel. Dört haşlık swingimde zaten yukarılardaydı. İlk başta bunu da konuşmuştuk. E Şimdi ben o zaman fiyatımdan 4 saate göre ne görebilirim? 4 saate göre ikisi long. Hemen geliyorum 4 saate göre. Bakın. 4 saate göre... Fiyatın bir açıklık bölgesinden ben artık short bakmam lazım. E bakıyorum en temiz likidasyon almış ufak bir e, testi var ama bunun haricinde bakın %50'si devam ediyorum. Bakın burada da bir likidasyon alımı var. Bunun da %50'si. E bakıyorum bunun haricinde beklediğim hiçbir yapı yok bakın. Hiçbir yapı yok. E ben bu iki alana bakacağım. Bu iki alana odaklanmam lazım veya yukarıdaki açık imbalans sordulara bakın neresi? Burası güçlü bir düşüşle gelmiş ama likidasyonu yok vesaire ya da buralar. Hani fitillere bakmak istiyorsam. Bunlar işin e, diğer kısımları dursun. Sorun yok. Şunun da %50'sini alalım bakın. Çünkü fitiller genellikle %50'yi çok güzel çalıştırıyor. Devam ediyorum bakın. Ben artık benim biasım short. Bakın. Biasımı belirledim. Niye? Çünkü benim 4 saatlik swingim daha yukarılarda. Bu okey. Devam. Bakın geldi. Ne yaptı? Fiyat düzeltmeye geldi. Bakın short'u belirledim ben artık. Çünkü benim şu iki zaman dilimim döndükten sonra ilk baktığımız örnek gibi. Bakın bu basiti. Şimdi buralar bitti. Tamam mıdır? E ne oldu burada? Şurada ihlalim. Bakın ihlalim. 4 saatlik. Ve de bir bosum. 4 aş yazdım. Burası nedir? Swinkayım. Pardon. Ee, Swinkayım. 4 aş. Tamamdır. Şunları silelim bakın. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunları da sil artık. Tamam. Şimdi ne oldu hemen? Bunlar düzeltmeye geldi. Shorts. Short ve de short. Düzeltme tamamlandı. Ama ne tamamlanmadı? Bakın günlük düzeltme tamamlanmadı. Ne oluştu? 4 saatlik bir swing oluştu. O zaman 4 saatlik düzeltmem tamamlandığına göre artık günlük düzeltmeye geçebilirim buradan. Yani fiyatımda benim tekrardan ne beklemem lazım? Fiyatın yukarı çıkmasını beklemem lazım. Yani benim burada alacağım işlemler swingime göre short değil long yönlü olması lazım. Çünkü ben düzeltmeye geleceğim. Bunun en büyük nedeni de Bakın günlüğe geldiğinizde günlükte siliyorum şunu ihlal bölgesi oluşturdu. Yani günlükteki ihlal bölgeniz sizin burası. Devam ediyorum bakın hemen 4 saate geldim. Şimdi benim bu yönlerimin hepsi short değil mi? Ben normalde şu düşüşü gören bu swing'i çizen buradan direkt short bakmak ister. Tepki de verir. Bakın neresi? Açık order bloğum. Likidasyon almış veya yukarıdaki imbalanslı bölgem. Likidasyon almamış ama Hani yine de burasına bakılabilir. E ben bu alanlardan short beklerim ama tepki oynayabilirim. Çünkü benim trendim yönünde bir e, düzeltme gelmedi fiyata. Bakın oynatıyorum. Bakın tepki verdi. Tepkiler geldi. Yani bunlar 4 saatlik düş. Bakın hani e, azımsanacak azım sanacak şeyler değil ama sonra fiyat ne yapıyor? Bakın yukarı yönünü kırıyor. Bunu kırmak zorunda. Neden? Çünkü fiyat düzeltmeye gelecek. Düzeltmeye gelmek istiyor. Günlüğün bakın düzeltiyorum günlüğün düzeltmesine gelmek istiyor bakın. Fiyat günlüğün düzeltmesine gelmek istiyor. E burayı ne yaptı? Bakın bunların hepsini yukarıdan long alalım. Long Long. Hepsini long'a çevirdi. Bakın yani günlüğün bir düzeltmesi gerçekleşti. E buna göre fiyat buradaki açıklıklarından tepki alarak işte hani hangi bölgeden daha fazla emir var veya hangi order bloklarını çalıştırmak istiyor veya hangi order flowlarını çalıştırmak istiyor. Buna göre artık şu düzeltme geldikten sonra biz fiyatın açıklıklarına geldiğinde kendimize bir konum alarak fiyatı taşımamız lazım. Nereye aşağı yönlü. Ama bu bölgelerde de bakın. Şimdi tam tersine bakalım bir turda. Şimdi mesela fiyat 15 dakikalık kırılımlarını veriyor. Buralardan da zaten fiyatın şuradaki düzeltmeye geleceğini öngörerek long yönlü işlemlere de bakmak lazım. Çünkü market döngüsü sadece tek bir zamanda değildir. Bütün zaman dilimleri içerisindedir. Bakın bunu kaçırmayın. Yani fiyatımız ne yaptı? Bakın gün düzeltmesine geldi. Günlükte atalım. Bakın fiyat aşağı yönlü tepkisini verdi. Bunun işte asıl nedenini ne? Peki buranın. 4 saatlik long ya. Bunları short'a çevirdi. 4 saatlik bir tur daha hedefini verdi. Yani 4 saatlik longken bakın 4 saatlik swingim longken bunları short'a çevirdi. Şu düşüşte short'a çevirdi. Sonra bunun hedefine getirdi. E şimdi 4 saatlik buradaki düzeltmem geldi. Tekrardan bakın fraktal oluşturuyor. Videonun başında dediğim şey. Market fraktallardan ibarettir. Bakın fraktal oluşturuyor. Testede de geliyor order flow'larını. E bununla beraber gelmek istediği noktaya geldikten sonra büyük ihtimalle bir düşüş gelecektir. Veyahut ne olabilir? Bunun bir kompleksi daha. Nasıl? Hemen bunun üstüne ee, bakın haftalık zaman dilimini eklersiniz. Haftalık zaman dilimini eklersiniz ve haftalık zaman diliminde fiyat nasıl? Buna bakarsınız. Haftalık zaman dilimini de eklediğimizde eğer e, fiyatımız günlükte günlüğe göre ters yön, yöndeyse Belki bizim buradaki biasımızın tam tersi olup fiyat bunu da yapabilir. Hani demek istediğim kısım buradaki zaman dilimleri birbirleri arasında e, hangi kombinasyon içerisinde bunun yorumlanması nedir ve market hangi yöne gitmek ister? Kendinize şuradaki soruları sormanız lazım. Bir işlem alırken yani fiyata tek zaman diliminde bakamazsınız. Bakın tepki trade atıyorsanız bakabilirsiniz. Buna hiçbir lafım yok. Ama fiyatı trendi yönünde götürmek istiyorsanız tek bir zaman dilimine bakamazsınız. Bakın bazen yeri geliyor 3 zaman dilimi bazen 4 bazen 5. Bunu 6'a kadar da indirebilirsiniz böyle. Hiçbir sorun yok. Ama dediğim gibi bütün zaman dilimlerini e, bir arada kullanmak lazım. Benim e, bu market döngüsünü okurken en çok zorlandığım kısım buydu. E, emin olun sizin Hani karmaşık gelebilir. Çünkü basit bir konu değil. Ama zamanla oturacaktır. Hani her zaman dediğim gibi istikrarlı bir şekilde farklı farklı konuları atlamadan düzenli çalışan kazanır. Bunu unutmayın. Biraz zor bir video. Bunu kabul etmek lazım. Ama dediğim gibi pes etmek yok. Çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.